Türkiye'nin Vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizden merhaba sayın seyirciler. Her yıl olduğu gibi çiftçiler bu yılda meydanlara dökülmeye, farklı farklı eylemlerle seslerini duyurmaya başladılar. Yüksek maliyetler ve düşük ürün ücretleri birçok şehirde protesto ediliyor. Profesör Doktor Haydarbaş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu konuyu yazdı. Hükümetin çiftçilere yönelik gerçek anlamda bir planı olmadığını ifade eden Profesör Doktor Baş, çiftçilere "Bunu bildiğiniz halde neden 3 dönemdir onları iktidar yapıyorsunuz?" diye sordu. Rize'de çay üreticileri ve Nevşehir'de patates yetiştiricileri her sene karşılaşılan görüntüleriyle ekranlardaydılar. Ürünlerine ederinin altında fiyat verilmesine sinirlenen çiftçiler mahsullerini kamyonlardan sokaklara döktü. Geçtiğimiz haftalarda çiftçi günü olarak kutlanan 14 Mayıs'ta da benzer manzaralar ve isyanlar vardı. İfade edelim ki çiftçinin bugünkü kaderi kendi eliyle belirlenmiştir. Ekranlarda 3 dönemdir sizi meclise taşıdık, bize ne yaptınız ki diye feryat etmek manasızdır. Çünkü Hükümetin hiçbir seçim döneminde çiftçiyi ağzına aldığı ve ona vaatte bulunduğu duyulmamıştır. Çiftçi şimdi neyin hesabını sormaktadır? Kaldı ki özelleştirmeye dayalı bir mantıkla hareket edildiği için devletin tek gelir kalemi vergilerdir. Yani hükümetin daha iyi bir şey yapabilmesine de imkan yoktur. Özelleştirmeyle şimdiye kadar 200 milyar liralık kamu malı elden çıkarılmıştır. Bu rakam mevcut bütçenin %30'una tekabül etmektedir. Özelleştirilen yerlerde çalışanlar için yeni istihdam sahaları da oluşturulamamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1526 yeni sahayı aramalara açmaya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Yeraltı kaynakları da özel maden ruhsatlarıyla yabancıların kullanımına açılmaktadır. Kısaca vatandaştan aldığı vergilerin dışında bir gelir olmayan ekonomi yönetimi elbette ki bütçeden çiftçiye pay ayıramaz. İşin başka bir tarafı da konulan kotalar ve yasaklarla Türkiye'de çay, tütün, şeker pancarı üretimi süratle gerilemektedir. Maliyetlerin yüksekliği ve ürünün para etmemesi çiftçileri tarım alanlarını ekmekten vazgeçirmektedir. Türkiye böyle giderse tarım ürünleri konusunda tamamen dışa bağımlı hale gelecektir. Biz gelinen nokta hükümetin izlediği programa değil, ona 3 dönemdir iktidar şansı veren vatandaşa bağlıyoruz. Millet maalesef hata yapmıştır ve şimdi bu hatanın cezasını çekmektedir. Seçim meydanlarında gidişatın çok kötü olduğunu ve gelinecek bu noktayı defalarca milletimizle paylaştık. Biz anlattık, vatandaş adeta bize ceza kesti. Gidişat, stratejik bir saha olan tarım konusunda derhal tedbir alınmazsa tarımın sıfırlanacağı yönündedir. Profesör Doktor Haydarbaş. Hükümetin düşük önerisi nedeniyle hakem heyetine gönderilen memur maaşlarında son söz bugün söylendi. Heyet 2012 için %4 artı 4, 2013 için %3 artı 3 zamma karar verdi. Bu nihai oran. Yargı yolu kapalı olan kamu çalışanları tepkili, iş bırakarak meydanlara inmeyi planlıyorlar. Yaklaşık 2.6 milyon memurla 1.9 milyon memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Sayıştay Başkanı Recai Akyel başkanlığındaki 11 kişilik hakem heyeti zam oranını karara bağladı. Hükümetin önerdiği %3,5 artı 4 öneri yarım puan artırıldı. Yeni oranlar şöyle: 2012 için %4 artı 4, 2013 için %3 artı 3. Hakem heyeti bu yılın ilk 6 aylık zammına sadece %0,5 eklemiş oldu. Karar kesin. Mahkemeye gitme hakkı olmayan memurlar bu oranlardan hiç memnun değil. %8 artı 8 zam talebinde ısrarcı olan kamu çalışanları hakem heyeti de bekledikleri oranı vermediği için iş bırakarak meydanlara dökülecek. Havacılık iş koluna grev yasağı getirilmesini öngören teklifi protesto eden kabin memurları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iş bırakma eylemi yaptılar. Türk Hava Yolları'nın 100'den fazla seferi iptal oldu, rötarlar yaşandı. Günün ilerleyen saatlerinde 150 personelin işten çıkarıldığı haberi geldi. Hava ise "eylemi süresiz uzatırız" resti çekti. Eyleme destek veren Red Hawk grubu ise Türk Hava Yolları'nın sitesine siber saldırı düzenledi. Havacılar eylemde. Susma, sustukça sıra zaman gelecek. Havacılık iş koluna grev yasağı getiren kanun teklifine tepki geldi. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor haberi çalışanları çileden çıkardı. Türk Hava Yolları'nda görevli çok sayıda kabin memuru Atatürk Havalimanı'nda eylem için toplandı.
Kabin memurları çeşitli sloganlarla söz konusu düzenlemeyi protesto etti. Susma, sustukça sıra zaman gelecek. Türk Hava Yolları teknik çalışanlarından yaklaşık 200 kişilik bir grup da iş bırakarak eyleme destek verdi. Eylem nedeniyle havalimanına çok sayıda çevik kuvvet ekibi yönlendirildi. Hava İş Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Kaya Sayın, havacılar adına basın açıklaması yaptı. Ülkemiz tarihi boyunca havacılık hizmetlerinde hiçbir şekilde görev yasağı olmamış, bu sektörde dünyanın ülkemiz en geri ülkelerinde bile görev yasağı bulunmamaktadır. Ancak ona yakın AKP milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen içinde korsan taksiler, itfaiye erlerinin özlük hakları bulunan torba yasa teklifinin içine evrensel, anayasal, en temel, demokratik işçi hakkı olan grev hakkını yasaklayan bir madde ilave edilmiştir. Eylem sırasında memurlar uçuşa giden meslektaşlarını da ikna etmeye çalıştı. 22. tisi uygulamadınız, o yüzden sizi protesto ediyoruz. Arkadaşlar, kimseden savunma almadan bir gün aksaklıkla kimseyi işten atmazlar. Bu kırmak için söylenilen sözler bunlar. Gidin, geldiğiniz gibi gidin. Evet, gerçekten. Eylem nedeniyle Türk Hava Yolları'nın iç ve dış seferlerinde aksamalar yaşandı. 104 seferin iptal olduğu belirtildi. Yaşananlara bazı yolcular tepki gösterdi. Bir de Türk Hava Yolları büyüdü, çağ atlıyoruz. Neresi çağ atlıyorsunuz ya? Günün ilerleyen saatlerinde eyleme katılan ve işe gelmeyen kabin memurlarının işine son verildiği öğrenildi. İşten çıkarılanların sayısının 150'yi bulduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili hava işten personele mail gönderildi. Mailde işten çıkarma yönelik tehditler devam ettiği takdirde eylemlerin süresiz bir şekilde devam edeceği duyuruldu. Söylenilen sözler bunlar. Gidin, geldiğiniz gibi gidin, evet gerçekten. Öte yandan RETEK isimli hacker grubu eyleme destek vermek için Türk Hava Yolları'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi. Siteye bir süre erişilemedi. Yetkililer altyapıda büyük bir aksaklığın yaşanmadığını kaydetti. İstanbul'a inşa edilecek 3. köprü ihalesi sonuçlandı. İhaleyi kazanan firma 10 yıl 2 ay 20 gün süre veren İçtaş Astaldi ortaklığı oldu. Proje 3. köprünün yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri, Paşaköy kesimini de kapsıyor. Daha önce 3 kez iptal edilen İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprü ihalesi sonuçlandı. İhaleyi İçtaş Astaldi adlı şirket kazandı. 3. köprünün yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Odayeri Paşaköy kesiminin ihalesi için öğle saatlerinde teklifler alındı. Teklif veren firmaları Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. İçtaş, Astaldi, Cengiz, Limak, Kolin, Makyol, Kanyol konsorsiyumunun teklifleri az önce ihale komisyonu tarafından açılmıştır. İhaleyi 10 yıl 2 ay 20 gün süre veren İçtaş Astaldi kazandı. En uygun, en kısa süreyi veren teklif İçtaş Astaldi olarak ortaya çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Projenin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyar lirayı bulacağı belirtildi. Ocak, Mart ve Nisan'da katılım olmadığı için iptal edilen projede cazip fırsatlar konulunca sonuçlandı. Proje kapsamında ihaleyi kazanan yatırımcıya yıllık 135 bin araç geçiş güvencesi verildi. Devlet öngörülen sayıda aracın geçmemesi halinde aradaki farkı yatırımcıya ödeyecek. Yap işlet devret yöntemiyle gerçekleştirilecek köprü ve otoyol geçiş ücretleri şöyle olacak. Köprüyü kullanacak otomobiller için 3 dolar artı KDV alınacak. Büyük araçların geçiş ücretleri belirlenirken dingil sayıları dikkate alınacak. Otoyolu kullanacak otomobillerden de geçiş ücreti olarak kilometre başına 0.08 sent tahsil edilecek. Geçiş ücretleri her yıl enflasyon oranında artırılacak. Proje, çevreciler tarafından doğaya zarar vereceği ve yanlış kentleşmeye neden olacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.
28 Şubat döneminin Çevik Bir'den sonraki en kritik 6 ismi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Hikmet Köksal da bulunuyor. 28 Şubat soruşturması kapsamında 6 kişi daha tutuklandı. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin yürüttüğü operasyonun 5. dalgasında 10 kişi gözaltına alındı. Batı Çalışma Grubu'nun yöneticileri olduğu öne sürülen emekli generaller önce soruşturma yürüten savcıya ifade verdi. Daha sonra bu şahıslar tutuklanmaları istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Vural Avar, emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal'ın tutuklanmasına karar kıldı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman, emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Korgeneral Kamuran Orhun ve soruşturmanın ikinci dalgası hakkında gözaltı kararı çıkarılan emekli Albay Hakan Cemal Pelit serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Koman'ın sağlık sorunları gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi. Tutuklanan isimler Sincan Cezaevi'ne götürüldü. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alansa, balyoz planı davasından tutuklu bulunuyordu. Bu isimler İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Uludere olayı bugün siyasetin bir numaralı gündemiydi. Parti gruplarında konuşan liderler sert ifadelerle birbirlerine yüklendiler. Başbakan Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan Uludere olayında hata yapıldığını söyledi. Uludere ile alakalı olarak burada bir hatanın olduğunu Genelkurmay Başkanımız da, şahsım da, İlgili arkadaşlarımızla ifade etmemize rağmen hala işte başbakan bir hata edilmiştir deseydi. Ya dedik ya, kaç kere diyeceğiz? Yani otomata mı bağlayacağız bu işi? Konuşmasında BDP'lileri de hedef alan Erdoğan ceset avcısı ifadesini kullandı. Bunlar ceset avcısıdır. Bunlar Malatya morgunun önünden çıkan cesetleri anaların, babaların, ailelerin elinden alıp kaçırmakla meşhurlar. Uludere'yi dillerinden düşürmeyenler Norşin'deki bu olayı hatırlamazlar. O bölgede 16 el yapımı bomba daha ele geçirildi. Fakat dikkat ederseniz kaçakçıların hiçbiri bu bombalara basmıyor. Bu iş çok büyük dikkat, çok büyük hassasiyet gerektiren bir iş. Harita kimlerin elinde olabilir? Bakın burası çok hassas. Ve bu haritayla beraber kaçakçılar pek de bunların üzerine basmıyor. Rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. Şimdi de ana muhalefet partisi CHP cephesine bakalım. Uludere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Başbakan Erdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Kayseri saldırısıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Uludere tartışması CHP liderinin de gündemindeydi. Sayın Başbakan'a bir soru daha. Sen İdris Naim Şahin'in dediğini mi haklı buluyorsun yoksa Hüseyin Çelik'in dediğini mi? Birisi beyaz, birisi siyah. Bu kadar farklı. Kimin yanında duruyorsun sen? Çık onu söyle. Ben şunun yanında duruyorum de. Demezsen kusura bakma, senin o benim haberim yoktur olayına ikinci bir katmer eklenecektir. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Uludere olayından dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi. Gündem değiştirecek ya, büyük bir ihtimalle
o her kürtaj bir ulu deredir yerine başka bir sözcük vardı ama atladı onu söyledi. Ya da bilinçaltına ulu dere yerleşmiş. Ben şimdi söylüyorum. Ulu dere konusunda açık ve net çıkıp bu milletten özür dilemediğin sürece ulu dere olayı senin yakandan düşmeyecektir. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan bombalı saldırıya da değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. O aracı niye durduramadınız siz? Bugün bana cevap veriyor. Efendim diyor, ya içinde siviller olsaydı ne olurdu? Uludere'ye gidiyorsun, sivilleri öldürüyorsun terörist diye. Teröristlerin arabasına ateş etmiyorsun sivil diye. Buyurun kafaya bakın siz. 100 kilometre giden bir araç Göksu'ndan kalkıyor, Pınarbaşı'na geliyor Kayseri'ye. Yolda durduracak bir bariyer de mi bulamadınız ya? Çivili bir bariyer. Dört tekeri de patlardı, araçta dururdu, giderdiniz, yakalardınız. Efendim diyor, ben bunu izleyeceğiz diyor. Nereye gidiyor? Anlaşıldı bunların terörle mücadelesi şu. Bomba yüklü araç izlenecek. Nerede gitti? Patladıysa, kaç kişi öldüyse ondan sonra da terörle mücadele edecekler. Anlayış bu. Uludere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. AKP içinden tepki alan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e destek veren Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a da Obama yönetimine destek için Teksas'ta miting yapması önerisinde bulundu. Ve yapılan yakıştırmalar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uludere tartışmasında AKP, CHP ve BDP'yi aynı cephe içinde gösterdi. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı. AKP, CHP, BDP ve PKK aynı ihanet masasının dört ayağını oluşturarak akrabalar gibi Uludere'ye düşüşmüşler, akbabalar gibi Uludere'ye üşüşmüşler ve kendi paylarına ne düşeceğinin derdinde olmuşlardır. Bahçeli açıklamaları nedeniyle AKP içinden tepki alan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e ise destek verdi. Bu şahsiyetlerin PKK'ya duydukları saygının ve gösterdikleri toleransın bir benzerini kendi bakanlarından sakınmaları çirkefliğin ve çifte standartlı bölücü bakışın ta kendisidir. Samimiyetle söylemek isterim ki söz konusu bakanın çıkışları yüreklere su serpmiş ve takdir toplamıştır. Devlet Bahçeli, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin Uludere istihbaratı ABD'den haberini Başbakan Erdoğan'ın seçimler öncesinde Obama yönetimini zora sokmak istiyorlar şeklinde yorumlamasına da ilginç bir karşılık verdi. İşi buraya kadar getiren Sayın Başbakan'ın bundan sonra mesela Teksas'ta bir miting yaparak Obama'nın Türkiye temsilcisi olduğunu tescil ve kayıt altına alması mümkün olabilecek. PKK'lı teröristler Ağrı Dağı'nın Korhan Yaylası'nda aralarında bir mühendis müteahhit ve avukatın da bulunduğu 10 kişiyi kaçırdı. Kaçırılan kişilerin bölgede yol yapım çalışması yürüttüğü belirtiliyor. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. PKK 10 kişiyi kaçırdı. Olay Ağrı Dağı'nın Iğdır'a bakan tarafındaki Korhan Yaylası'nda meydana geldi. Bir işçi grubu bölgede yol yapım çalışması faaliyetinde bulunuyordu. Grup akşam saatlerinde Iğdır'a dönmek üzere araçla yola çıktı. Dönüşte teröristler yollarını kesti. PKK'lılar yol yapımından dönenlerin bulunduğu 3 otomobili yaktı. Nahçıvanlı iki işçiyi pasaportlarını aldıktan sonra bıraktı. 10 kişi ise yanlarına alarak kayıplara karıştı. Kaçırılanlar arasında mühendis, avukat ve müteahhitin de bulunduğu belirtildi. Olaydan sonra Ağrı Dağı'nda geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri özel harekat timlerinin de desteğiyle bölgeyi abluk altına aldı. Bültenimize Suriye gündemiyle devam ediyoruz. Hafta sonu Hula'da yaşanan katliam gündemde. Batı olaydan Esad yönetimini sorumlu tutarken Esad yönetimi katliamı silahlı grupların yaptığını açıkladı. Uluslararası medyada Hula'da yaşanan olayı dünyaya farklı yansıttı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kullandığı toplu ceset fotoğrafının aslında 27 Mayıs 2003'te Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde çekildiği ortaya çıktı. Suriye aylardır Batı destekli isyan dalgasıyla mücadele ediyor.
silahlı gruplar ordu birliklerine ve sivillere saldırılar düzenliyor. Karşılıklı çatışmalarda onlarca insan hayatını kaybediyor. Bunun son örneği hafta sonu Humus kentinin Hula ilçesinde yaşandı. Olayda 100'den fazla kişi öldürüldü. Saldırının ardından Esad yönetimine karşı yeni bir uluslararası baskı dalgası başladı. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Şam'a giderek incelemelerde bulundu. Annan önce Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ardından da Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Suriye'deki son gelişmeler hakkında Annan'a bilgi veren Muallim, ülkenin kaos ve şiddet ortamına sürüklenmesi yönünden her türlü provokasyona karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Annan ise ülkedeki güven ve istikrarı inşa edecek 6 maddelik barış planının tam manasıyla hayata geçirilmesi için Şam yönetiminin daha hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Annan, Devlet Başkanı Esad'a ise şiddetin sona erdirilmesi ve mahkumların serbest bırakılması için cesur kararlar alınmazsa 6 maddelik barış planının başarılı olmayacağını vurguladı. Öte yandan uluslararası medya ülkede son yaşanan olayı da dünyaya farklı yansıttı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kullandığı toplu ceset fotoğrafının aslında 27 Mayıs 2003'te Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde çekildiği ortaya çıktı. Olayı ortaya çıkaran fotoğrafın asıl sahibi Marco de Loro oldu. Loro yaptığı açıklamada, "Pazar günü öğleden sonra 15'te evime gittim ve BBC'nin Suriye'deki olayları anlatan ve benim fotoğrafımın kullanıldığı ana sayfasını görünce neredeyse sandalyemden düşecektim. Ben o fotoğrafı 27 Mayıs 2003'te Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde çektim ve fotoğraftaki cesetler Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali sırasında ölen Iraklılardı. Suriye'deki olaylarla hiçbir ilgisi yok. Birisi benim fotoğrafımı Suriye'nin katliam yaptığını ispatlamak için propaganda amacıyla kullanmış," dedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat el-Makdisi de, "Halkımıza karşı yapılan bu terörist katliamın sorumluluğunu tamamen reddediyoruz. Katliam zaten devletin yararına olmaz. Saldırılar 4x4 araçlarla gerçekleştirildi. Bu kahraman Suriye ordusunun işi olamaz. Suriye yönetimini suçlayan haberler yalan tsunamisidir," demişti. Orta Doğu sıcak gündemin gölgesinde bir de sanal casuslarla boğuşuyor. İran başta olmak üzere bilgisayar ağları, Türkçesi Alev anlamına gelen Flame isimli bir virüsün tehdidi altında. Orta Doğu bir taraftan Batı'nın yaptırımlarına direnirken, diğer taraftan da virüs saldırılarıyla baş etmeye çalışıyor. İran'daki bilgisayar ağları 2 yıl önce Stuxnet isimli bir virüsün saldırısına uğramıştı. Bu kez de aynı ağlar, Türkçesi Alev anlamına gelen Flame isimli çok daha etkili bir virüsün saldırısı altında. Bu virüsün oldukça karmaşık ve uzaktan kontrol edilebilen bir altyapıya sahip olduğu belirtiliyor. 20 MB büyüklüğündeki Flame virüsü, bilgisayarların tüm multimedya özelliklerini kullanabiliyor. Özellikle wireless, Bluetooth, CD, DVD, USB, mikrofon gibi çoğu portta kendini gizleyerek bilgi casusluğu yapabiliyor. Dünyaca ünlü virüs şirketleri henüz Flame'in karmaşık yapısını çözebilmiş değil. Analistler, Flame'in çok büyük bir bütçe ve teknik altyapıya sahip bir devlet kurumu tarafından üretildiği görüşünde. Öte yandan analistler, virüsün siber savaş faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olabileceğini ifade ediyor. Flame, İran'a odaklanıyor gibi görünse de etkilediği bölgeler arasında Batı Şeria, Sudan, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ve Mısır'da bulunuyor. Virüsün Büyük Orta Doğu Projesi'nin hedef aldığı ülkelerde görülmesi dikkat çekici. Bu nedenle virüsü de projenin mimarı ve uygulayıcısı olan ABD'nin ürettiği düşüncesi hakim. İtalya 10 gün aradan sonra yeniden sallandı. 20 Mayıs'ta meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kez 5.8'in vurduğu ülke 10 kayıp verdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İtalya daha birincisinin şokunu atlatamadan ikinci depremle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Modena şehri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından İtalyanlar kendilerini sokağa attı. Deprem kuzeydeki birçok şehirde hissedildi. Modena şehrinde birçok yapı yıkıldı, 10 kişi hayatını kaybetti. Artçı sarsıntıların devam ettiği ülkede ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Ülkede 20 Mayıs'ta meydana gelen deprem 7 can almıştı. Yeni deprem, çadır kentlerdeki İtalyanlarda korku ve paniğe yol açtı.
Sayın seyirciler, Almanya Başbakanı Merkel ziyaret ettiği bir ilkokulda zor anlar yaşadı. Merkel harita üzerinde Berlin yerini Rusya'nın orta bölgelerini gösterince komedi programlarına malzeme oldu. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Berlin'de bir ilkokulu ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel büyük utanç yaşadı. Alman Başbakan tahtaya çıktı ve coğrafya öğretmeniyle birlikte ülke sınırlarının belli olmadığı haritanın başına geçti. Haritada Berlin'i arayan Merkel elindeki tahta kalemle Rusya'nın orta bölgelerinde bir yeri işaretleyince öğretmenden yanlış yanıt aldı. Merkel'in benim gösterdiğim yer neresi o zaman sorusuna öğretmen Rusya yanıtını verdi. Öğrencilerin gülüşmesi üzerine Merkel, Rusya o kadar yakın mı dedi. İnternete düşen bu görüntüler ülkedeki komedi programlarına da malzeme oldu. Dün Tekirdağ'da meydana gelen kaza tüm ulusu yasa boğdu. Gözler limandaki büyük ihmale çevrildi. Boğularak can veren 4 kişinin ardından iskelede soruşturma başladı. Genç çiftin anne ve babası öndeki otomobilde, kendileri ise Chase kamyonetindeydiler. Ölüm onları Tekirdağ'da yakaladı. Feribottan iniş yapan gelinin babası Vecdet Eriş yönetimindeki otomobil denize düştü. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve dalgıçlar çağrıldı ama bir işe yaramadı. Her gün onlarca geminin yanaştığı limanda genç çiftin anne ve babaları gözlerinin önünde boğuldu. Cenazeler Konya ve İzmir'e gönderildi. Gözlerde yaş, dillerde feryatlar vardı. Gelinin anne ve babası Aysel Eriş ile Vecdet Eriş İzmir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Damadın anne ve babası Zeynep Gülhan'la Ahmet Gülhan'sa Konya'da son yolculuklarına uğurlandı. Allahu Ekber. Olayın ardından gözler Tekirdağ Limanı'na çevrildi. Feribottan inen araçlar için ne bir uyarı levhası, ne bir korkuluk, ne de bir ışıklandırma var. Gemiyi terk eden her aracın denize doğru yönelmesi kuvvetle muhtemel. Öyle de oldu. Marmara'nın serin suları 4 can aldı. Liman için geç de olsa soruşturma emri verildi. Şimdi bilirkişi kimi Eylül ayına kadar yağışlar sürecek diyor. Geçmiş yıllara göre daha sık görülen kuvvetli ve ani yağışlar yaz aylarına duyulan özlemi artırdı. Birçok ilde sele dönen yağmurlar yaz ne zaman gelecek sorusunun sorulmasına neden oldu. Bu soruya konunun uzmanlarından farklı cevaplar geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen hafta sonu sıcaklıkların artacağını söyledi. Yağışlar bizim bölgemizde küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliğinin bir sonucu. Yağışlar perşembe gününden itibaren azalacak. Yaz sıcaklıkları hafta sonundan itibaren özellikle 4 Haziran'dan itibaren görülmeye başlanacak. Haziran sonu Temmuz, Ağustos aylarında aşırı sıcaklıklar olabilir. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Saydam da endişeye gerek olmadığı görüşünde. Bahar yağışları böyle olur. Bir yerde kovalar boşalır. Bir yerde hiçbir şey olmaz. 4-5 Haziran'dan itibaren yaz gelecek. Hava sıcaklığında 30 dereceleri bulacağız. Endişelenmeye gerek yok. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selahattin İncecik ise yağışların Eylül'e kadar süreceğini belirtti. Beklenen bir durumu yaşıyoruz. Kuzey Atlantik Osilasyonu denilen bir endeks yağışlar olacak. 1 milyon hacı adayı ve aileleri için büyük gün geldi. Hac kuraları bugün çekildi. Adaylar saat 21'den itibaren Diyanet'in internet sitesinden sonuçlara bakabilecek. Kura çekiminde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, yıllardır kurada ismi çıkmayan hacı adaylarına müjde de verdi. Görmez, 7 yıl üst üste müracaat eden adayların kutsal topraklara bundan böyle kurasız götürüleceğini söyledi. Kutsal yolculuk için bir aşama daha geride kaldı. Hacca gitmek isteyen 1.160.657 kişi internet ve müftülükler yoluyla başvuru yapmıştı. Heyecan bugün doruğa çıktı. Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda çekildi. Kura öncesi salonda Kur'an ziyafeti vardı. Ve iz bevve'na li İbrahim'e mekânel beyti ellâ tüş
kalbimizde dualarımızı gönderdiğimiz Kâbetullah sevgisi eksik olduğu zaman üzülmemiz lazım. Görmez yıllardır kurada isimleri çıkmayan hacı adaylarına bir de müjde verdi. 2014'te, gelecek sene 2013'te 7 kez üst üste müracaat edenler olacak. 2014'e geldiğimizde 7 sene üst üste müracaat edenlerin tamamını götüreceğiz inşallah. Ve sıra geldi beklenen ana. Kura çekimini Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez başlattı. Bismillahirrahmanirrahim. Adaylar kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığına saat 21'den itibaren hac.diyanet.gov.tr internet adresinden bakabilecek. Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları kesin kayıtları 4-15 Haziran tarihleri arasında yaptıracak. Verilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan hacı adayları bu yıl kağıtlarını kaybedecek. O adayların yerine kura sıra numarası gözetilerek yedek hacı adayları alınacak. Bu adaylar 25-29 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptıracak. Türkiye'nin Vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine birlikte olacağız değerli seyirciler. Yarına dek esen kalın.